Evet. Kuru Hindistan cevizinin içindeki suyu çıkartmayı ve içindeki Hindistan cevizi kısımlarını almayı göstereceğim bugün. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane delik var. Ben biraz şurayı ezdim. 3 tane delik var. Bu suyu çıkartmanın en güzel yolu bu delikleri kullanmak. Çok bu kısım çok sert ama bu kısımlar yumuşak. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir tornavidayla herhangi bir şeyi vurarak şu tozları içine düşürmemeye çalışın. Öncesinde tornavidayı temizlerseniz içine girecek çünkü. Buradaki suyu bir bardağa dolduralım. Daha sonra da diğer kısma geçelim. Çıkan suyu kenara koydum. Cevizimizin etrafını temizledik. Çünkü burada içine pislik gitmesini istemiyoruz. Kokuları falan gitmesini istemiyoruz. Şu şekilde. Bundan sonra herhangi sert bir cisimle tornavida var bizde, o yüzden tornavida. Çekici olsa daha iyi olur. Şöyle bir şu eksende tuttuğumuz zaman, yani burada deliklerin olduğu kısım bura, diğer kısmı burası, sivri kısmı. Şöyle bir yarım küre gibi aynı güzergahı takip ederek kırmaya çalışacağız. Yani vuracağız şöyle bir şekilde. Çatladı. Burayı bir yıkadıktan sonra bu kısmı alabiliriz. Bir de bu vurmalar sırasında bu eti biraz ayırdık kabuk kısmından. Ama gene de kaşık ya da bıçak kullanmak gerekiyor. Ayrıca suyunu da içebilirdiniz ya da bir yemekte kullanılabilir. Bu kadar.